Köprülü Mehmet Paşa'nın ölümü ardından 1661 yılının sonuna doğru Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sadaret makamına getirildi. Fazıl Ahmet Paşa, babası Mehmet Paşa tarafından özenle yetiştirilmiş ve eğitimi için çok büyük çaba sarf etmişti. İstanbul Medresesi'nin yüksek kısmından mezun olan Fazıl Ahmet Paşa, müderris, beylerbeyi ve vezir olmuştu. Özellikle yönettiği bölgelerde halk kendisini adaletli yönetiminden dolayı takdir etmişti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa atik bir karaktere sahipti. Oturup mevki makam sahibi olmak peşinde değildi. Fazıl Ahmet Paşa hem eniştesi hem arkadaşı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile birlikte devleti yönetmeye başladılar. Mustafa Paşa daha ziyade merkezde bulunurken Fazıl Ahmet Paşa Rumeli'nde, Anadolu'da, Suriye'de bulunabiliyordu. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın sadareti başladığında Girit Savaşı devam ederken batıda da Avusturya ile sıcak çatışmalar yaşanıyor, bazı kaleler el değiştiriyordu. Son dönemlerde Avusturya Erdel işlerine de epeyce karışmaya başlamıştı. Zitvatorok Antlaşması'nın üzerinden 56 yıl 5 ay geçmişti ki Osmanlı Devleti'nin sabrının sonunu getiren olay Kanije Kalesi'nin karşısına Avusturyalıların müstahkem bir kale inşa etmesiyle oldu. Divan-ı Hümayun bu kalenin yıkılması için Avusturya'ya son bir ihtar verdi. Ancak bu kabul edilmeyince Osmanlı Devleti Avusturya'ya 12 Nisan 1663 günü harp ilan etti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa serdarlığı üzerine aldı ve sefere 120 bin asker, 100 bin Kırım süvarisi, 15 bin Kırım piyadesi, 123 sahra topu, 60 bin deve, 10 bin katır yükü mühimmat ile hareket etti. Serdar-ı Ekrem Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Belgrad'a geldiği vakit Kutsal Roma Cermen İmparatoru Leopold'un barış elçileriyle görüştü. Fazıl Ahmet Paşa sulh için şartlarını bildirdiyse de elçi bu şartların kabul edilmeyeceğini, sulh için Erdel'de bazı kalelerin Avusturya'ya bırakılması gerektiğini söyledi. Sultan Mehmet durumdan haberdar olunca Fazıl Ahmet Paşa'ya ileri harekat emri verdi. Fazıl Ahmet Paşa Budin'den geçerek Estergon Kalesi'ne uzandı. Hedefi Uybar Kalesi'ydi ki burası son yıllarda muazzam bir şekilde tahkim edilmiş, surları kuvvetlendirilmişti. Alman elçileri yine sulh için Fazıl Ahmet Paşa'nın huzuruna çıktı ki paşa, sulhün şartlarının Kanuni Sultan Süleyman devrine döndüğü takdirde barış yapılacağını bildirdi. Avusturya yine Osmanlı Devleti'ne yıllık 30 bin altın vergi ödeyecek ve Osmanlıların yüksek hakimiyetini kabul edecekti. Bu teklif reddedilince Uyvar kuşatması başladı. Fazıl Ahmet Paşa kale kumandanına teslim olması için elçi gönderdiyse de kumandan teslim olmayı reddetti. İmparator Leopold Uyvar'ı kurtarmak için 30 bin kişilik kuvveti Osmanlıların üzerine gönderince Kırım ve Boğdan kuvvetleri bu orduyu bozdular. Kırım süvarileri Viyana önlerine kadar akın yaparak ganimet elde ettiler. Kale kumandanı Uyvar'a yardıma gelen kuvvetlerin bozulduğunu görünce bir müddet daha dayandıysa da 13 Eylül 1663 günü şartlı teslim olmayı kabul etti. Kumandan mal ve canlarına zarar verilmemesi, ağırlıklarını almalarına, çıktıktan sonra Tatar taarruzlarının yaşanmayacağına dair yemin istedi
ve trompet çalarak ordu düzeni halinde çıkılmasına izin verilmesini istedi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa teslim şartlarını kabul etti ve utanmazsanız bayraklarınızı açıp borularınızı çalarak gidin dedi. Avusturya ordusu trompet çalarak uygun adım halinde kaleden çıktı ve Osmanlı askeri Uyvar'a girdi. Uyvar yakınlarındaki 30 kadar kalede Osmanlıların eline geçti. Sultan 4. Mehmet Uyvar'ın fethedildiğini öğrenince paşaya ve ordusuna tebriklerini gönderdi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa kumandanlarını topladı. Sefere devam etmek mi yoksa İstanbul'a dönülmesi konusunda görüşlerini aldı. Kumandanlar Alman askerlerinin halen hazır olduğunu, Osmanlı ordusu çıktıktan sonra kaleye hücum edeceklerini söylediler. Fazıl Ahmet Paşa kumandanlarının tavsiyesi üzerine kışlamak üzere Belgrad'a çekildi. Alman orduları 1664 Ocak ayında Zigetvar Kalesi'ni muhasara ettiler. Zigetvar dayandı. Fazıl Ahmet Paşa harekete geçtiği anda düşmanın cesareti kırıldı ve geri çekildiler. Fazıl Ahmet Paşa yine Belgrad'a döndü. Avusturya ordusu bu defa 60 bin askerle Kanice kuşatmasını başlattı. Kanice Kalesi 36 gün direndi. Fazıl Ahmet Paşa'nın buraya hareket etmesiyle Alman ordusu ağırlıklarını dahi bırakarak geri çekilmek zorunda kaldı. Kış boyunca Almanlar tüm Avrupa'dan, Papa'dan ve hatta Fransa'dan dahi destek almıştı. Oysaki bir zamanlar Osmanlı orduları, Fransızları Almanlara karşı himaye etmişti. Fazıl Ahmet Paşa savaşın çıkmasına sebep olan Avusturyalıların Zerinvar, Türklerin Yeni Kale dediği kalenin üzerine yürüdü. Yeni Kale 21 gün boyunca Osmanlı ordusu tarafından muhasara edildi. Ve Osmanlı askeri burçlara tırmanarak kaleyi ele geçirmeye muvaffak oldular. Savaş aletleri ve ganimet alındıktan sonra Yeni Kale yıkıldı. Osmanlı ordusu ileri harekata devam etti. Raab Nehri'nin karşısına geçmek isteyen Osmanlı ordusundan henüz 10 bin kişi geçmişti ki Alman askerleri taarruza geçerek köprüyü yıktılar. Fazıl Ahmet Paşa'nın karşıya geçme çabası işe yaramadı. 60 bin Alman askeri taarruz etti. Bosnalı Osmanlı komutanı İsmail Paşa her şeye rağmen askerlerini şehit verdiyse de en az Osmanlı askeri kadar Alman askerinin de canını aldı. 60 düşman general ve soylusu öldü. Avusturya bu savaşın ardından barış istedi. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Vasvar Barış Antlaşması imzalandı. Antlaşma 10 madde üzerinden imzalandı. Antlaşmaya göre Osmanlıların yaptığı fetihler kabul edildi. Avusturya Osmanlılara 200 bin altın savaş tazminatı ödemeyi kabul etti ve yıkılan Yeni Kale'nin yeniden yapılmayacağı hususunda anlaşıldı. Bu sulh antlaşmasının yapılması üzerine Sadrazam Edirne'ye döndü. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Avusturya barışından sonra Girit meselesini ele almaya karar verdi. Avrupa'nın tümü Kandiye'ye destek vermişti. 21 yıldan beri süren kuşatma devam ediyordu. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa yine serdarlığı üzerine aldı. Padişah da Valos limanına kadar sadrazama eşlik etti. Fazıl Ahmet Paşa 3 Kasım 1666 günü 167 gemi ile Hanya'ya çıktı. Kışı burada geçirip ordusunu hazırladı. Kandiye meselesi hem Hristiyanlar hem Müslümanlar için bir prestij meselesi haline gelmişti.
26 Mayıs 1667 sabahı top atışı ile Kandiye muhasarası başladı. Muhasara 6 ay 21 gün devam etti. Bu süre içinde 8000 asker şehit düştü. 800 lağım patlatıldı. 20.000 kantar barut harcandı. Günde 400 top kaleyi dövdü. Fazıl Ahmet Paşa muhasarayı kaldırmasına rağmen şehrin önünden ayrılmadı. Burada kurdurduğu bir evde yaşadı. Kışı çamur içerisinde ordugahta geçirdi. Öylesine inat etmişti ki Kandiye'yi almadan İstanbul'a dönmeyecekti. 30 Haziran 1668'de muhasara tekrar başladı. Fazıl Ahmet Paşa'nın ikinci muhasarası da başarıyla sonuçlanmadı. Fazıl Ahmet Paşa o kışı da yine Kandiye önünde geçirdi. Venedik'ten Edirne'ye elçi geldi ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile görüştü. Kandiye kuşatmasından bıktıklarını, Kandiye'nin Venedik elinde kalması için her şartı kabul edeceklerini bildirdi. Zira Papa ve Fransa Kralı da Kandiye konusunda Venedik'i sıkıştırmaya başlamış, Venedik Cumhuriyet Senatosu bu durumdan bıkmıştı. Senatoya kalsa burayı çoktan teslim edeceklerdi. 4. Mehmet Tesalya'da bulunuyor, Girit kuşatması uzarsa adaya gitmeyi dahi düşünüyordu. Büyük bir heyecan içerisinde bekleyişi devam ediyordu. Kandiye'nin muhasarası 1 Haziran 1669'da tekrar başladı. 14 Haziran'da Fransız donanması ansızın limana gelerek 16.000 askeri şehre soktu. Kandiye Savaşı sırasında Fransız asilzadeler dahi öldü. Osmanlı ordusu inatla kaleye saldırdı. Kandiye şehrinin altı adeta bir yeraltı şehrine dönüşmüş, yüzlerce lağım bulunuyor, Türkler her gün bir yerden şehrin içine dalıyorlardı. Savaşlar öyle şiddetlendi ki yer altında bile iki taraf savaş veriyordu. Nihayet Venedik komutanı Morosini aman diledi. Müzakereye oturmak istediğini iletti. 5 Eylül 1669'da savaş durduruldu. 8 günlük bir konferans neticesinde Kandiye ve ada Osmanlılara terk edilmeye karar verildi. Kale içindeki 1100 top Osmanlılara teslim edildi. Gitmek isteyen halk ve asker serbest bırakıldı. Bu suretle 24 yıl 4 ay ve 16 gün süren Girit Savaşı Osmanlı galibiyetiyle son buluyor. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Fatihi'nden başka Kandiye Fatihi unvanını da alıyordu. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Osmanlı tarihinde bir sadrazamın en uzun seferini gerçekleştirmiş oluyordu. Tabii payitahtta güvenebileceği bir isim olan Kara Mustafa Paşa'nın da varlığı Fazıl Ahmet Paşa'ya güven veriyordu. Yunanca konuşan son Rum toprağı da böylece Osmanlıların eline geçti. Ve Rumlar da sevinç içinde Osmanlıları karşıladılar. Zira Katolik baskısı onları da vurmuştu. Savaşın bitmesi Türkler kadar Avrupalıları da memnun etmişti. Zira bu savaştan herkes bıkmıştı. Osmanlı komutanları, Hristiyan komutanları tek tek başarılı askerliğinden dolayı tebrik etti. Bütün Girit adasında 7 gece boyunca havai fişekler atılarak kutlama yapıldı. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1669-1670 kışını Girit'te geçirdi. 3 yıl 6 ay sonra ancak Edirne'ye döndü. Padişah kendisini sevgiyle karşıladı. Sultan 4. Mehmet bu sırada 28 yaşında, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ise 34 yaşında bulunuyordu. Osmanlı Devleti'nin bu genç yöneticileri zafer üzerine zafer kazanıyorlardı.